Uzman Net'e hoş geldiniz. Bu videoda Nvidia ekran kartınızı nasıl güncelleyebileceğinizi anlatacağım. Bunun iki yöntemi vardır. Manuel olarak güncellemek ve Nvidia'nın bir yardımcı programı ile otomatik güncellemek. Bu iki farklı yöntemden sizlere videoda bahsedeceğim. İlk önce ekran kartını bilmeyenler için ekran kartımızın modelinin ne olduğunu bulalım. Bulmanın birkaç farklı yöntemi var. Ben en garantilerini anlatacağım. Bilgisayarınızın arama kutusuna Aygıt Yöneticisi. Yazdığınız zaman burada Aygıt Yöneticisi çıkar. Buna tıklayın. Açıldıktan sonra görüntü bağdaştırıcıları kısmında Nvidia ekran kartınızı görebilirsiniz. Benimki Nvidia GeForce 930M ekran kartıymış. Bunu öğrenmenin bir yolu daha var. Yine bilgisayarımızın arama kutusuna gelip msinfo yazdığımızda sistem bilgisine ulaşırız. Bu sistem bilgisinden sırasıyla bileşenler ve görüntü bölümüne geldiğimizde hem Intel hem de Nvidia ekran kartımızın ne olduğunu, modelinin ne olduğunu buradan görebiliriz. Benim bilgisayarımdaki ekran kartı Nvidia GeForce 930M. Şimdi Google'a girip buna göre ilk yöntemle ekran kartımı güncelleyeceğim. İlk yöntemde Google'a GeForce Drivers bu kelimeyi yazacağız. Bunu yazdığımız zaman böyle bir site çıkıyor geforce.com drivers Bu siteden ekran kartımızın sürücüsünü, en son sürücüsünü kendimiz manuel olarak indirebiliriz. Siteyi açtığımız zaman burada manuel driver search yani elle sürücü arama bölümü var. Buradan seçimimizi yapalım. Benimki laptoptu o yüzden GeForce 900M series notebook seçeneğini seçtim. Şimdi ekran kartımı da seçiyorum. 930M Aynı şekilde seçtim. Ardından işletim sistemi seçiyorum. Windows 10 64 bit olmak üzere. Ve son olarak dilimi de seçiyorum. Bütün seçimlerimi yaptıktan sonra bu iki seçenek böyle kalabilir. Bunlarla pek bir işimiz olmayacak. Biz Start Search yani sürücü aramayı başlat diyoruz ve bekliyoruz. Gördüğünüz gibi karşıma böyle sonuçlar çıktı. En son sürücü şu üstteki oluyor. Yayınlanma tarihi olarak 25 Mart 2019. Yani bu videoyu çektikten bir gün önce yayınlanmış bu sürücü. Şimdi ben bunun üstüne bir kere tıklıyorum. Ve indirme sayfası açılıyor. Tekrar buradan indir butonuna tıklıyorum. Buradan indirmeyi başlat dediğimde benim ekran kartıma ait en son sürücü bilgisayarıma şimdi inecek. İndikten sonra kuruluma hep beraber geçeceğiz. İndirme tamamlandı. Sürücümüz bilgisayarımıza indi. Şimdi yapmamız gereken şey bu inen sürücü dosyasına çift tıklamak. Böyle bir uyarı gelirse evet diyoruz ve okey diyoruz. Şu anda Windows bu sürücü dosyasını ayıklıyor. Birazcık bunu da bekleyeceğiz. Bekledikten sonra bu işlem bittikten sonra sürücünün kurulumuna geçeceğiz. ayıklama işlemi de tamamlandı. Şu anda kısa bir uyumluluk kontrol ediyor. Bilgisayarımızdaki donanım ile gerçekten yazılım birbiriyle uyuşacak mı diye kontrol ediyor. Bunu da bitmesini bekleyeceğiz. Şöyle ufak bir bilgi vermek istiyorum. Bilgisayarınıza format attıktan sonra bu işlemi ilk defa yapacaksanız eğer, yani sürücü kurulumunu ilk defa yapacaksanız eğer, bu sistem uyumluluğunun kontrol edilmesi aşamasında doğru olmasına rağmen bazen Uyumlu grafik donanımı bulunamadı hatası verebilir. Bu özellikle formattan sonra sürücü kurulumunda çok başıma geldi. Öyle hata verse de siz o işlemi sonlandırın ve bilgisayarınızı yeniden başlatın. Ardından kurulumu tekrar yapın. Bunu yaptığınız zaman sistem uyumluluğunun kontrol edilmesi aşamasında artık sorunsuz bir şekilde uyumluluğu doğruluyor. İlk sefer bir şekilde uyumluluğu kontrol edemiyor formattan sonra. Ona takılmayın. Öyle bir hata verse dahi bilgisayarınızı yeniden başlatıp kurulumu yapabilirsiniz. Evet, sistem uyumluluğu da doğrulandı. Bize şu anda neleri yüklemek istiyorsun diyor. Biz sadece grafik sürücüsünü yükleyeceğiz. Bu nedenle bunu seçip kabul et ve devam butonuna tıklıyoruz. Ve iki tane kurulum seçeneği geldi. Ben burada şunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Özel'i seçin ve ileri deyin. Ardından şuradaki temiz kurulum yap seçeneğini de işaretleyin ve öyle kurulumu yapın. Bunu yaptığınız zaman ilk önce eski sürücüyü kalıntılarıyla birlikte bilgisayarınızdan temizler, temizledikten sonra kuruluma geçer. Bunu yapmanız daha garanti olacaktır. O yüzden bunu da seçtik ve şimdi ileri diyoruz. Kurulum işlemi hazırlanıyor diyor. Bu birkaç dakika hatta daha fazla sürebilir. Diskinizin performansına göre daha fazla sürebilir. Bu işlemi bekleyeceğiz artık. Bakın önceki sürüm kaldırılıyor yazdı gördüğünüz gibi. Şu anda eski grafik sürücüsünü tamamen bilgisayarımdan kaldırıyor ve kaldırdıktan sonra da kuruluma geçecek. Şu anda grafik sürücüsünün kurulum aşamasındayım. Bu işlemin de bitmesini bekleyeceğim. 5 dakika veya 10 dakika kadar sürebilir. Bu esnada bilgisayarınızı kullanabilirsiniz. Zaten şu anda kurulum arka planda devam ediyor. Kurulum bittikten sonra Bilgisayarımızı yeniden başlatacağız ve kurulum sorunsuz bir şekilde tamamlanmış olacak. Şu anda kurulumun son aşamalarındayız. Ve kurulum programı tamamlandı diyor. Şimdi kapat diyorum. Kurulum bittikten sonra mutlaka bilgisayarınızı yeniden başlatın. Başlat menüsünden bilgisayarınızı kapat değil, yeniden başlatın. Yapılan değişikliklerin geçerli olması için Mutlaka bilgisayarı yeniden başlatmak gerekir. Ben şimdi bilgisayarımı yeniden başlatıp geliyorum hemen. Bilgisayarımı yeniden başlattım. Şimdi kontrol edelim bakalım gerçekten sürücü kurulmuş mu? Masa üstünde boş bir yere sağ tıklıyoruz. Ve buradan Nvidia denetim masasına giriyoruz. Denetim masası açıldıktan sonra şu anda 419.67 sürümü kurulu olduğunu görüyorum. Bakalım indirdiğimle aynı mı? Evet aynı. Bakın burada da gördüğünüz gibi ben 419.67 sürümünü indirmişim ve bunu kurmuştum. Gerçekten de şu anda 419.67 sürümünün kurulu olduğunu görüyorum. Yani hiçbir sorunla karşılaşmadan bilgisayarıma ekran kartımın en son sürücüsünü kurmuşum. Nvidia ekran kartını güncellemenin bir yöntemi daha var. O da Nvidia'nın yardımcı programı sayesinde. Tekrar az önceki driver sitesine dönelim. Burada manuel driver'ın üstünde otomatik driver Update diye bir bölüm var. Nvidia'nın GeForce Experience adlı yazılımını bilgisayarımıza indireceğiz. Buradan download diyerek indirmeyi başlat diyoruz. GeForce Experience yazılımı sayesinde hiç az önceki işlemlerle buradan ekran kartımızı seçmeye gerek kalmadan bu program bilgisayarımızdaki ekran kartını otomatik olarak bulacak ve onun sürücüsünü otomatikmen internetten indirecek. Bu son derece güzel bir program. Kısaca bundan da bahsetmek istiyorum. İndirme tamamlandı. Şimdi bunu da açıyorum. Ve kurulum şu anda yapılıyor. GeForce Experience programı sayesinde ekran kartımızı otomatik olarak tespit edip sürücüsünü en son sürücüsünü kontrol edeceğiz ve yüklemesini yapacağız. Kabul et ve yükle diyoruz ve bunun da kurulmasını bekliyoruz. Kurulum tamamlandı. Şimdi GeForce Experience programı açıldı. Böyle bir ekran karşımıza geldi. Burada bizden giriş yapmamızı istiyor. Bunu iptal edebiliyoruz sanırım. Bu çarpıya tıkladığımda burada da bir çarpı işareti arıyorum ama Öyle bir seçenek karşıma maalesef çıkmadı. Oturum açmayı mecbur kılıyor. Tamam o zaman oturum aç diyelim. Ve hızlıca olması için Google hesabıyla oturum aç diyorum şimdi. Buradan Play Store hesabınızla oturum açabilirsiniz. Ben şimdi açıp geliyorum hemen. Oturumumu açtım. Şimdi yüklenmesini bekliyorum sayfanın. Bunu atlayalım gerek yok. Burası giriş sayfası. Biz buradan sürücüler sekmesine gireceğiz ve güncelleştirmeleri kontrol edeceğiz. Bakalım yeni bir güncelleştirme var mı? Şu anda yok. Zaten biz 25 Mart'ta yayınlanan en son sürücüyü az önce yüklemiştik. O yüzden tekrar güncelleme bulamadı. Ama bulduğu zaman şu üst kısımda güncelleme yüklemeyi önerecek ve oradan yükle butonuna tıkladığınız zaman tıpkı az önce yaptığımız işlemler gibi bir kurulum başlayacak. Siz sadece kurulumun bitmesini bekleyeceksiniz. Bittikten sonra da bilgisayarınızı yeniden başlatmanız yeterli olacaktır. Bu programın tek farkı sürücüyü kendisi otomatik olarak buluyor. Onun dışında herhangi bir farkı yok. Bu videoyu beğendiyseniz YouTube kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Sorularınızı yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Yeni bir çözümde görüşmek dileğiyle.